Tükettiğiniz her hayvansal gıda aslında normal şartlarda veteriner hekim denetiminden geçmediği şartlarda bazı zoonoz hastalıklarımız var. Yani hayvanlardan insana geçen bazı hastalıklar var. Veteriner hekimler bu noktada çok büyük bir öneme sahip. Bugün siz bazı hastalıklara yakalanmıyorsanız aslında bunun sebebi veteriner hekimlerin denetlemeleriyle beraber sizin sağlıklı ve güvenli gıda tüketmenizi sağlamak aslında. Bazı hastalıkların önlenmesiyle aşılanarak önlenmesi ve halk sağlığının olduğu hemen hemen birçok alanda veteriner hekimler çalışma göstermek. Veteriner hekimlik biraz labirent gibi. Bulmacası çözmeye benziyor. Doğru yolları seçip doğru teşhise ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da işin aslında eğlenceli kısmı. Sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sürekli gelişmeye odaklı bir meslek. Aklına bir şey takıldığı zaman mutlaka sormaları gerekiyor. Hani veteriner hekime danışmadan çok saçma bir soru da olabilir bu. Ama ona göre saçma gelen aslında bizim için çok kritik bir detay da olabilir. Bu yüzden mutlaka veteriner hekime sormaları gerekiyorlar. Ve veteriner hekime sormadan herhangi bir ilaç kullanımı kesinlikle yapmıyorlar yapmamaları gerekiyor. Genç Veteriner Hekimler Derneği Türkiye'nin ilk ve tek veteriner hekimliği alanında tek gençlik derneği. Bizim sürekli söylediğimiz bir şeydir aslında. Genç ve bir ihtiyaçtı ama kurmak bize nasip oldu. Gelişmeleri, itici gücü daima gençler olmuştur öncelikle. O yüzden yine hani gençlere de öncelikle seslenmek istiyorum. Ne iş yaparsak yapalım, ne konuda çalışma yaparsanız yapın, ne hangi işte çalışırsanız çalışın. Dünyaya bu işi en iyi nasıl yapıldığını bunu göstermemiz lazım. Hangi iş olduğu önemli değil. Sadece en iyi nasıl yapıldığını göstermemiz gerekiyor. Ve ve hangi şartlar altında olursanız olun hedefinize kilitlenip bir mümin Segman hocamızın da dediği gibi bir rağmenci olarak her şeye rağmen mücadele etmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde ülkemiz daha iyi ve dünya daha iyi gidebilir.